İçinde bulunduğumuz zamanda İslam dünyasının ve Müslümanların başına gelen her şey, her olay kötü, müsbette gelişen ve oluşan hadiseler İslam'ın ve Müslümanların başsız olduğundandır. Eğer bir baş olsaydı, İslam'ın başı olsaydı, İslam'ın gövdesi, kolları, ayakları darmadan olamazdı. İslam'ın ve Müslümanların başına gelen olaylar, başı gövdeye oturtmadıklarındandır. Baş gövdeye oturmadan Müslüman önünü göremez, yolunu bulamaz. Bir oraya toslar, bir buraya toslar. İşte bundan faydalanan kafirler ayaklarımızı kesiyorlar, kollarımızı kesiyorlar. Zaten baş yok. Geriye bir şey bırakmıyorlar. Müslümanlar vahim bir durumdadır ve hala anlamamaktadırlardır. Biz bu halde nereye kadar gideceğiz? Nerede bizim başımız? Nerede bizim sultanımız? Nerede bizim halifemiz? Diye Allah'a müracaatta bulunmadıkları müddetçe bu ceza, bu cefa Müslümanların başından, üstünden kalkmayacaktır. Zira başsız gövde nasıl ki önünü göremeyip oraya buraya toslarsa, Müslümanlar da aynı o şekilde bir türlü bir araya gelememektedir. Bir türlü toparlanamamaktadır. Niye? Baş yok. Şeyh Efendi Hazretleri yıllardır söylüyordu. Müslümanlar, müminler nerede bizim başımız, sultanımız, halifemiz demeden başlarından musibet kalkmaz. Huzur bulamazlar. Mutlu olamazlar. Emin olamazlar. Bakın dünyadaki bütün İslam coğrafyasına İslam alimi zulüm içinde inip inip gidiyor. Kafalarından bombalar eksik olmuyor. Kahvelerde insanları tarıyorlar. Millet bakıyor. Niye? Baş yok. Bizim görevimiz Müslümanlar olarak o başı tekrar o gövdenin üstüne oturtmaktır. Bunu yapmadığımız müddetçe işimiz zor değil, imkansızdır, kurtuluş yok. Sultan toparlayıcı kuvvettir. İslam'ın başı gövdeye oturmadan Müslümanlar ayağa kalkamaz. Hilafet kimin elinden sancak düştüyse onun hakkıdır, Osmanlı'dadır. Osmanlı'nın elinden düştüyse Osmanlı elinden hilafet ayağa kalkacaktır. Ama biz Müslümanlar bunu isteyeceğiz. Diyor ki Cenab-ı Hak, davet edilmek işte gitme bir yere. Şeyh Efendi diyor ki, davet etmediniz müddetçe. İnsanlar yetiş ya Mehdi, gelsin sultanımız demeden ne sultan gelir ne Mehdi gelir. Çünkü sen davet etmiyorsun. Hala oturuyorsun, kaderine küsüyorsun, Allah'a isyan ediyorsun. Onu yapacağına, nerede bizim sultanımız? Ya Rabbi gönder şu başı gövdenin üstüne otur. İslam alemi bir araya gelsin. Kuvvet bulsun, birlikten güç doğar, kuvvet doğar. Hep söylüyoruz ama bir kere evvela kendimiz istemiyoruz bunu. Ben hiçbir yerde duymadım, hiçbir duada duymadım ki sultanımızı gönderin. Şükredin halinize, elhamdülillah deyin. Allah nankörleri sevmez. Bakın, İslam alemi kan ağlıyor. Onların başına gelen, zannetme ki senin başına yarın gelmeyecek. Yanı başımızda oluşan bütün o hadisler senin başına gelmedikçe zaten anlayamazsın meseleyi. Orada olan sana da sıçrayacak yakında. Sıçramaması için şimdiden namazınızı, niyazınızı yapın. Allah'tan isteyin. Ya Rabbi bizi o duruma düşürme. Onları da o durumdan kurtar. Hep kendimiz için istiyoruz. Başka hiçbir kimse için bir şey istediğimiz yok. Şimdi tam vaktidir. Herkes duasını, niyazını ona göre yapsın. Sultanı, Mehdi'yi, kurtarıcıyı davet etsin, çağırsın. Biz davet etmekle mükellefiz. Biz bunu yaptığımız, ona da farzdır gelmek. Biz Müslümanlar sultanı davet ettiğimizde sultana gelmek farzdır. Mehdi Aleyhisselam'a gelmek farzdır. Zorda olmadan davet et. Ki zora düşme. Müslümanlar uyuduğu müddetçe, sırf kendini düşündüğü müddetçe, aman benim sıcak çayım önümde, kahvem önümde, pastam önümde deyip
bombaların başlarına insanların oradan nasıl oraya kaçtığını aç, susuz, sefil, yıkanmadan çerez diyorsunuz bir de seyrederken bu şeyleri. Arada bir ah vah yapıyoruz. Sonra gene dünyamıza dalıyoruz. Davet edeceksin bu zulmün bitmesi için, bu zulmü bitirecek kişiyi Allah için davet edeceksiniz. Gerçek kurtarıcıdan hiçbir haberiniz bile yok. Umursamıyorsunuz bir de. Ondan sonra sana yetişmediği vakitte sen zor duruma düşünde de ya niye yetişmedin? Davet etmedin ki. Gelmiş olayım diye sana cevap verecekler. Mehdi'ye iman önemlidir. Mühimdir. Kurtarıcıdır. Kimse kim gelecek kendini sonunda gösterecektir. Sen onu davet et yeter. Sultan, ecdadımız her an bize lanet etmektedir. Osmanlı ecdadımız. Niçin bize sahip çıkmadılar, hilafete sahip çıkmadı torunlarımız diye bize her an lanet ediyorlar. Biz ne yapıyoruz? Keyfimize bakıyoruz. Böyle bir ecdadın böyle bir torunu olmaktan utanmak lazım. Onlar bizden kesinlikle utanıyor. Bizim görevimiz düşen sancağı ayağa kaldıracak kişiyi bulmaktır. Oturup orada yan gelip yatmak değil. Hoş sohbetler, boş sohbetler yapmak değil. Kendini kurtarmak değil, dünyayı kurtarmaktır. Her insanın görevi dünyayı kurtarmaktır. Ümmeti kurtarmaktır. Herkesin vazifesidir bu. Herkes bir dünyadır, bir alemdir. Ve herkes diyecek ki kendi çapında, ben bu dünyayı kurtaracağım. Herkes o niyetle hareket etmeli. İmkansız dememeli. 100 senedir biz çekiyoruz. Müslümanlar çekiyor. Izdırap çekiyor. Gözyaşı döküyor. Kan akıtıyor. Ve bizler hala birbirimize sahip çıkıyoruz. Ve hatanın nereden geldiğini anlamak istemiyoruz. Yahu bizim başımıza bu işler geliyorsa mutlaka bir yerde bir hata yapıyoruz. Hala hataların içinde yüzüyoruz. Neyi doğru yapmamız lazım da bu ızdırapı Allah üstümüzden çeksin, bu musibeti üzerimizden kaldırsın diye hiç düşünmüyoruz. Sadece Allah kahrolsun Amerika, kahrolsun şurası burası. Yahu senin o kahrol dememle bir şey yok, kahrolmuyor. Sen kahroluyorsun. Kahrolan yine Müslümanlar. Halifeni başına oturtmadan, sultanı başına geçirtmeden, Mehdi'yi davet etmeden Müslümanın üstünden bu zulüm, bu zulmet, bu musibet kalkmaz.